Bir kere deneyelim, bir kere daha deneyelim bakalım. Merhaba tekrar. Bir kere daha deneyelim. Umarım sorun çıkmaz ya. Çok yükselmiştim buna. Olmayacak gibi. Umudu kesiyorum. Ders düşecek gibi. Ben kusura bakmayın deyip aranızdan ayrılacağım sanki. Evet, isteği kabul ediyorum ama devam edemiyoruz. Bir kere daha kabul ettim. Ama katılamıyor diyor. Her kabul ettiğimde. Kısmet. Ben yine kendi kendime konuşacağım. Aa, katıldı dedi. Bir dakika. Oldu. İnanamıyorum. Umudu kesmiştim. Bütün umutsuzluk gözlerimden akıyordu muhtemelen. Ama sen dondun. Ben Şah tamam. geldi. Süper. Ya şöyle benim yaşadığım ülke, ben Katar'da yaşıyorum. Merhabalar herkese bu arada. Değişik bir giriş Hoş oldu. geldin. Böyle birazcık problem yaşayabiliyoruz görüntülemede. O yüzden VPN'le o biraz uzun sürdü. Ama geldim. Hoş Hoş geldin, hoş geldin. Vallahi oh be, mutlu oldum. Sonunda. buldum. Nasılsın, iyi misin? Yine İyiyim, yeniden. teşekkür. Evet, iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi biz hiçbir hazırlık yapmadık sevgili izleyiciler. Ve bundan sonra bu canlı yayını kaydettikten sonra izleyecek olanlar. Gelişine vuracağız. Olur da konudan çok saparsak, yorumlarla dahil olursanız çok seviniriz. Evet. Seviyoruz. Hele konu çocuklar olunca daha da keyif alıyoruz. O yüzden kaçırabiliriz başlıkları. Böyle arada bize yardım edebilirsiniz aşağıdan. Aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan bekliyorum. Şimdi biz Çisem'le şöyle tanışıyoruz. Bu arada Çisem'in ekranı bende donuyor ama normalde diğerlerine nasıl yansıyor bilmiyorum. Biri bir yorum yazarsa çok sevinirim. Biz okuldan tanışıyoruz. Çisem Hanımcığım benim Umay'ın 4 yaş öğretmeni. Ama şimdi yollarımız tamamen ayrıldı. Hayallerimiz çok daha başkaydı. Komşu olacaktık. Bir süre böyle. Bir süre. Belki Sarda, biz Belçika'da yaşamımıza devam ediyoruz. Bu yaşam... Ah, ağlayacağım. Yine dondu. Allah Allah. Ben de en net kendimi görüyorum. Ben Ya... de sen donuyorsun. Ben Donuyor. Allah Allah. Fransa'ya bağlıyım şu anda. Bizde donmuyor. Fransa'ya. Çık Fransa'dan. Çık. Hollanda'ya git. Hollanda'ya. Yukarılar daha iyi dermişim. Geyik yapıyorum. Hiçbir fikrim yok. Şimdi nasıl? Hollanda'ya geçtim. Gerçekten mi? Tamamen sıktım ama daha iyi görünüyor. Yani benim adıma. Benim için Çisem number var zaten. Hani Çisem'i benim nazarımda anlatmaya kalkarsak karşılıklı körler sarılar birbirine ağırlara döner. O yüzden biz seni tanıyabilir miyiz Çisem hocam? Tabii ki tanıyabilirsiniz. Ben Çisem öğretmen. okula öğretmenliğim mezunuyum. Yani ana lisansım okul öncesi. Onun üzerine çocuk psikolojisiyle ilgileniyorum. Eğitimle ilgileniyorum. Marmara Üniversitesi 2017 mezunuyum.
Yani yaklaşık bir 6 yıldır meslekteyim. Ayşe Hanım'la dediği gibi geçen yıl yollarımız kesişti. İstanbul'daydım. Buraya daha yeni geldim. Umay'ın 4 yaş öğretmeniydim. Şimdi de burada Katar'da bir okulda çalışıyorum. International bir kreşte. Burada da 3 yaş öğretmeniyim şu anda. Hayatımda ilk defa 3 yaş Üç. öğretmeniyim. Evet. Benim için de farklı bir deneyim Üç, oluyor. dört, beş fark etmez. Evet, fark etmez. Bütün okul öncesinin sana ve senin gibi değerli öğretmenlerin çok ihtiyacı var. Zaten sadece 3 yaş yapmamıştım. Yani 4, 5, 6 hep de çalıştım. Bunu da deneyimlemiş oluyorum. Güzel oldu. Hayır. Çok sevindim senin adına da. Zaten mutluluğun gözlerinden okunuyor. Şöyle, şimdi böyle kafa karıştıran bir sürü şeyler var. Hani sorular var. Hele benim gibi böyle işte kurumsal tarafta bir ortamı olan, mahallede ayrı bir ortamı olan, işte akrabalarıyla ayrı bir ortamı olan, her topa giren çıkan bir kimlik olarak bazen böyle bu bilgiler benim kafamda dönüp dolaşınca sonra hemen böyle kapını çalıyorum senin, soru soruyorum. Sen de sabırla yanıtlıyorsun. Şimdi bu sorularımızı kamulaştıralım. Müsaadenizle. Mesela ilk başta bu çok doğaçlama gideceği için eğer böyle girmemem gereken bir alana girersem sen de lafı çevirirsin. Bu yeteneğine güveniyorum. Tamamdır. Yapabilirim, Mesela şimdi biz kuzucuklarımızı doğuruyoruz böyle bütün dünyanın bildiği anam anam canım anam kurban ey kurban ey böyle fazla sarıp sarmalayarak büyütüyoruz. Sonra geliyor kreş zamanı ve hiçbir kreşi beğenmiyoruz. Biz veliler olarak, analar olarak böyle niyeyse hiçbir kreşi beğenmiyoruz. Kendi çocuğumuza hiç toz kondurmuyoruz. Hep suçlu öğretmen, kreş tabii ki istisnalar var. Geyik yapıyorum. Mesela bir okul seçerken aslında normal şartlar altında tarafsız bir göz olarak bakacak olursak nelere dikkat etmek lazım? Ve öncelik çocuğun ihtiyacı mı? Öncelik benim ihtiyacım mı? Öncelik ne olmalı? Neresinden ilk başlamalıyım? Yani şöyle benim aynı fikirde olmayacak uzmanlar olabilir. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Tamamen bunlar benim fikirlerim. Bu zamana kadar gördüğüm ve alandayken de keşke böyle yapılsa, böyle edilse deyip yokluğunu çektiğimiz şeyler. Bence ilk olarak ebeveyn beklentilerinin farkında olmalı. Yani bir ebeveynin okuldan, yani okul algısı ne? Kafasında nasıl bir okul algısı var? Ve okuldan ne bekliyor? Yani çocuğun ne kazandırılması öngördüğü şeyler ne? Bunları ciddi manada oturup düşünmeli ve hatta belki listeleyebilir bile. Çünkü bu çok göz ardı edilen bir etmen. Yani genelde bizim özellikle Türkiye'de şöyle okul seçiliyor. Aa işte şuraya gönderiyorlarmış, çok memnunlarmış. Ya da işte alternatif yaklaşımların böyle popüler olmasıyla beraber işte Montessori eğitimi veriliyormuş. Waldorf eğitimi veriliyormuş. Çok yaklaşımlar harika yaklaşımlar ama senin okul algına uyacak mı bilmiyorsun. O yüzden ebeveyn beklentilerini çok iyi analiz etmesi lazım bence. Yani ilk etmen kesinlikle bu olmalı. Çünkü şöyle bir Peki, şey peki bir şey, bir çünkü var, çok özür dilerim. Ebeveynin ne beklediğimi, ebeveyn bu beklentileri çocuğunun potansiyeline göre mi belirlemeli? Şimdi ben istiyorum ki çocuğum çok iyi Türkçe gelişimini süper olsun ya da tam tersi diyorum ki benim çocuğum bedenini çok iyi tanısın, spor ağırlıklı bir okul olsun atıyorum. Ama çocuğun masa başı çocuğu yani belli. Evet. Yani Yok, bu istekleri çocuğunu kesinlikle çok iyi tanıması lazım. Ama ben şuna inanıyorum aynı zamanda. Tabii ki burada yaş grubu da önemli. Ama çocuk hangi okula giderse gitsin, herhangi bir çocuktan bahsediyorum, herhangi bir sosyal kültürel aile yapısına sahip, çevrede yetişmiş herhangi bir çocuk, hangi okula giderse gitsin, tabii ki şunları tenzih ediyorum. Yani çocuğa kıymet verilen ve işte çocuğun sevildiği okullardan bahsediyorum. Çocuk zaten kazanımlarını alacak bir şekilde. Yani minimumda olacak, belki çok zirvede olmayacak ama o kazanımları alacak. Dolayısıyla ama ebeveyn okey değilse okul konusunda ve ebeveynin beklentileriyle yani hayal ettiği şeyle
okulun gerçekleri uyuşmuyorsa ebeveyn bir süre sonra huzursuz olmaya başlıyor. Ve çocuklar ailelerin duygularını bir sünger gibi emiyorlar. Yani ebeveyn belki bunu bilinçli olarak yapmıyor, huzursuz oluyor, problemler bulmaya başlıyor ve belki çocuğun yanında hiç konuşmuyor bunları, özen gösteriyor. Ama çocuk bunu hissediyor ve çocuğun okuldan alacağı var olan yani minimum verim bile düşüyor. Bu çok net. Yani ben bunu o kadar çok kez deneyimledim ki o yüzden hep diyorum yani çok iyi bir araştırma yapması lazım ebeveynin kendiyle önce kendisine soracak. Benim okul algım ne? Yani okul algımda şöyle bir şey mi var? Çocuk okula gider, ebeveyn hiçbir şey yapmaz. Okul çocuğa eğitmek, çocuğa bir şeyler kazandırmak okulun görevidir diyen aileler var. Tam tersi okul dediğimiz süreç işbirlik gerektiren bir süreçtir. Ebeveyn de sürecin içinde olmalıdır ve okulla ebeveyn birlikte çalışmalıdır diyen aileler var. Ben hangisinden olacağım? Ben hangisinden olmak istiyorum ya da hangisinden olabilirim? Bazısı diyor ki evet kesin işbirliği yapmalıyız ama ona hazır değil. Öyle bir yaşam tarzı yok, öyle bir bakış açısı yok. Bu sefer aile kolu boşta kalıyor. Çocuk yine verim alamıyor. Okul ne kadar iyi olursa olsun çocuk yine alacağı verim çok düşüyor. Dolayısıyla veli yani ebeveyn bunu çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Ben nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum, nasıl bir veli olmak istiyorum, daha doğrusu okul velisi olmak istiyorum ve benim okul algım nerede? Ben nasıl bir okul bekliyorum? Yani ben okuldan beklentim ne? Bunu tartması gerekiyor ve yani bundan sonraki aşamada da mesela işte dedim ya bir sürü alternatif yaklaşım var. O yaklaşımları hep böyle kulaktan duyma görüyoruz ya da işte Instagram hesaplarını görüyoruz. Hoşumuza gidiyor estetik şeyler. Belki gidiyoruz, geziyoruz, görüyoruz. Harika okullar, çok güzel. Estetiğe çok önem veriliyor zaten. Ama bilmiyoruz. O yaklaşımların tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. İşte Montessori yaklaşımı tam olarak nedir? Ne vaat eder? Neyi öngörür? Veliden ne bekler? Bir ebeveyn olarak sizden ne bekler? Bir okulun görevi bu yaklaşımda nedir? Çocuğun yeri nerededir? Bunları bilmiyoruz. O yaklaşımları kulaktan duyma değil kesinlikle. Öğrenmeleri gerekiyor bence. En azından öyle bir alternatif sistem düşünüyorlarsa. Tabii bunlar okul öncesinde daha yoğun, anaokulu ve kreşlerde. Onlar çok daha rahat bakabilirler. O yüzden bunlara iyi analiz etmeleri lazım. Yani iyi öğrenmeleri lazım. Peki gerçekten her velinin ihtiyaçlarını karşılık gelen bir okul var mı sence? Yani bu çok ütopik mi ya da yani tabii ki şeyden bahsetmiyorum hani atıyorum öğle yemeğinde glutensiz beslensin. İşte aynı zamanda bütün öğretmenler pembe giysin gibi bir dünya değil ama hani mesela benim kafamdaki okul nasıl desem çok farklı insanlar var ve hani diyorum ya çok farklı masalara oturduğumda insanların çocuktan öğretmenlerin bile çocuğa bakış açısı çok değişiyor ya. Evet. Karşılıklı bir paydaşta buluşmak çok mümkün mü kısa vadede? Ya da bir şey daha bu hemen cepte. Diyelim ki bu mümkün. Bunu nasıl anlayacağım? Ben okudum mesela işte burada şu an Ref School var. Ben dedim ki ya Ref School, baktım bahçesi onu bunu da Reggio'ya da benziyor. Bana uyduğunu düşündüm. Mesela okudum, felsefe de bana uydu. Okula da adımımı attım. Bir kayıtta düşünüyorum. Mesela bunların bizim gerçekten uyuştuğumuzu nasıl anlayabilirim? Süreçte anlayabilirsiniz maalesef. Yani gerçekten o deneyimi yaşamadan anlayamazsınız. Ama az çok yani gerçekten iyi bir araştırma yaptıysanız ve oranın size, sizin ailenize, sizin beklentinize uygun olduğunu düşünüyorsunuz çocuğunuza keza aynı şekilde. Süreçte zaten bunu çok kısa sürede anlayabilirsiniz. Yani ben ilk 1-2 ayda bunun gerçekten anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu hissedersiniz. Çünkü her gün size çok canlı bir brief gelecek okuldan. Çocuğunuz gelecek. Yani onu gözlemleyerek onun ne kadar iyi hissettiğini, ne kadar iyi hissetmediğini ve dolayısıyla sizin bu süreçteki hissiyatınızı gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Ama maalesef deneyimlemeden biraz zor. İşte o kısımda. Zor. Yani %100 zaten uyuşamayız. Hiçbir ebeveyn
%100 çok keyif alacağı, çok mutlu olacağı bir okul bulamaz gibime geliyor. Yani zorlanır. Çünkü muhakkak olumsuzluklar yaşayacak, olumlu yani inişi çıkışlı bu okul süreçleri. Eylül'den Haziran'a kadar bambaşka iklimler gelip geçiyor. Burada yani o okul seçimini yaptıktan sonra referansı ebeveynin kesinlikle kendi hisleri değil. Çünkü artık onları tarttı. Onları bir geride bıraktı. Onu sürecin başında yapması gerekiyordu ve yaptı. Ondan sonra süreçteki referansı çocuğun hisleri, çocuğun davranışları, çocuğun geri dönüşleri olması lazım. Mesela o öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki çocuk gerçekten mutlu. Süreçten keyif alıyor. Ve biz kazanımlarını görebiliyoruz. Ama ebeveyn buna ikna olmuyor. Mesela böyle ebeveynlerle de karşılaşıyoruz. Yani çocuğun gerçekten keyif aldığına ve bu süreçte mutlu olduğuna, bir şeyler kazanabileceğine ikna olmuyor. Mesela orada da çok zorlanıyoruz. Orada artık kendisini dinlemeyi bırakmalı ebeveyn. Çocuğuna yönelmeli. Çocuğunu dinlemeli orada. Çünkü çocuk söyler. Yani çocukların filtreleri yok. Çocuklar saklayamazlar duygularını ve hislerini. O yüzden onlara bakarak anlayabiliriz. Buket Hanım dedi ki diğer ailelerin referanslarına da hani güvenebiliriz belki, hani o da güzel bir şey olabilir, ama ben orada da yine bir aman var benim. Mesela çok oluyor bu, en çok da İlber Ortaylı'nın işte sakın kimseye doktor tavsiye etmeyin demesi gibi. Hani bir okul size uyuyor mesela, hani sonra aynı az önce söylediğin gibi işte dışarıda tanışıyoruz. Fatma o da. Ayşe, ben seninle aynı fikirdeyim. Aynı birbirimize benziyoruz. Senin referansınla yola çıkayım diyor. Ama sonra diyor ki işte Ayşe sen çok memnun olmuştun ama hiç o söylediğim memnuniyet bende oluşmadı. Dolayısıyla o referans olma kısmı da artık benim için çok büyük bir soru işareti. Sence de öyle mi yani? Aile mi referans? Yani herhangi bir öykü referans alınmalı mı? Referans bence kıymetli, evet dinlenmeli. Çünkü o sonuçta onu daha önce deneyimlemiş biriyle konuşuyoruz. Bu güzel bir şans olur yani eğer etrafımızda böyle birileri varsa. Ama süzgeçten geçirmek gerekiyor işte. Yani referans aldığımız kişiyle gerçekten ne kadar benziyor bizim okula bakış açımız. Çocuğumuzu anlama, çocuğumuzu dinleme, çocuğumuza bakış açımız ne kadar benziyor. Yani evet sohbet ederken hepimiz zaten aynı gibiyiz. Yani bizim zaten özellikle Türk eğitim sistemimizdeki problemimiz bu. Biz teoride hepimiz aynıyız, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Çocuk merkezli, çocuğu dinleyen, işte çocuğun yaratıcılığını destekleyen gibi gibi. Pratik şey, teoride hepimiz aynı fikirdeyiz ve aynı şeyi amaçlıyoruz. Ama pratikte herkes çok farklı uyguladığı için çok doğal bir şey olarak, ebeveyn olarak da farklı uygulanıyor, eğitimciler olarak da farklı uygulanıyor. Dolayısıyla ne kadar benziyoruz onu tartmak lazım. Ve kesinlikle sadece referansla hareket edilmemeli. Yani ebeveynin kendi beklentilerini check edecek, evet referansları dinleyecek, araştıracak, yaklaşımları öğrenecek. Muhakkak çok iyi bir ön görüşme yapması lazım okulla. Yani göndermeyi düşündüğü okulla. Ve ben olsam, yani ben bir okul seçiyor olsam çocuğuma, sadece okul kurucusuyla görüşme yapmam. Yani o okulun varsa psikoloğuyla, varsa rehber öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle kesinlikle bir görüşme yaparım. Yani çünkü okulun bir vizyonu, misyonu var, evet. Okulun öngördüğü bir şey, bir amaç var, bir hedef var. Ama bunu uygulayacak olanlar içerideki öğretmenler. Dolayısıyla her biriyle görüşme yaparım. Sorularımı sorarım. Onların nasıl bir süreç yolcusu olduğunu öğrenmeye çalışırım. Onların varsa bana sorularını dinlerim. Bunlar önemli. Bu mesela Türkiye'de hiç yapılan bir şey değil. Genelde biz hep kurucularla görüşürüz. Evet. Öğretmen. Evet, burada da onu çok fark ettim. Burada da kiminle tanışsam hani hep diyorlar ki burada daha geniş vizyonla sanki bakan arkadaşlar mı bilmiyorum artık, neyse belki Türkiye'deki o kaos kaynaklı. Hani iyi okul yoktur bazen, hatta çoğunlukla iyi öğretmen vardır. Dolayısıyla tamam, okulu iyice tarttın, ölçtün, biçtin, her şey çok güzel ama öğretmenine bakmadıktan sonra ne anlamı var? Yani onu burada çok duydum ama dedi, yani Türkiye'de pek bunu sadece öğretmenler biliyor.
Mesela öğretmen arkadaşlarım çocuklarını herhangi bir okula kaydederken öğretmenlere bakıyor. Biz Evet. ona bakmıyoruz genelde. Bak, parkına bakıyoruz, bahçesine bakıyoruz, yemek listesine bakıyoruz. Kurucusuna bakıyoruz, misyonuna bakıyoruz, vizyonuna bakıyoruz ama öğretmeni hiç aklımıza gelmiyor. Sormuyoruz bile genelde, değil mi? Evet, Çok yok sorulmuyor yani ilginç. okula gel. Bence de çok çok ilginç. Çünkü çocukla o kadar vakti geçiren hoca okulun öngördüğü bütün kazanımları sağlamaya çalışacak kişi öğretmen. Öğretmen o vizyona sahip değilse, öğretmen o bakış açısıyla bakmıyorsa imkansız. İmkansız yani. Bu %100 biz zaten %100 bir kazanım sağlamaz ama verim çok düşer. Minimuma kadar düşebilir yani. O yüzden ben öğretmenimle tanışırım. Ve bir görüşmede, ön görüşmede bana sürekli biz şunları öğretiyoruz. Evet, bunu da öğretiyoruz. Evet, bunu da öğretiyoruz gibi cümleler. Yani öğretiyoruz yüklemiyle biten cümleler kuruyorsa ben mesela oradan uzaklaşırım. Çünkü bu arada da anaokulu yani erken çocukluk döneminden bahsediyorum. Çünkü Tabii biz şu an okul öncesini evet. konuşuyoruz. Çünkü okul öncesinde aslında öğretmek kavramı çok büyük ve çocuklara ciddi bir sorumluluk yükleyen bir kavramdır. Ve okul öncesi dönemdeki çocuklar için amaç kazanım sağlamak olmalıdır. Yani oradan bile bunu anlarsınız. Bir kurucu eğer size sadece öğretmeyi hedeflediği şeylerden bahsediyorsa bilin ki o istediği yaklaşımı benimsediğini iddia ediyor olsun. Geleneksel bir altyapıdan gelip çok fazla aslında yelpazesini genişletememiş bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu da neye getirir beraberinde? Kesinlikle burada geleneksel eğitim anlayışlarını küçümsemiyorum. Sadece yeni dönem çocuklarımıza çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Çocuğun yaratığını öldürmeye getirir. Çocuğun düşünme becerilerini geliştirememeyi getirir. Çocuğa sormayı öğretir, yani soru sorma becerisini kazandıramamayı getirir. Dolayısıyla ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani öğretmek kavramı okul öncesi eğitiminde yok. Bir şey öğretmiyoruz. Tam bu nokta, o zaman şöyle söyleyeyim. Evet, yani bir insanın, bir annenin, babanın, bir ebeveynin okul öncesi eğitim deyince tabii yaş grubu olarak da değişir. Şimdi 0-2,5 yaştan bahsetmeyeceğiz tabii ki. Orada daha bir bakım veren olmak. Evet, 3 yaş sonrasından temelde ne beklentisi olmalı? Yani mesela ben şöyle veliler de şey yapabiliyorum, hani ben kendime dönüp bakıyorum. Ben mi çok layığım diyorum. Mesela ben şimdi işte left school tercih ediyorum. Diyorlar ki bana hiçbir şey öğrenmiyor. Niye? Çünkü oyun oynuyor. Hani parka gidiyor, yüzmeye gidiyor. İşte kumda oynuyor, suda oynuyor. Hiçbir şey öğrenmiyor diyor. Örneğin bakış açısı. Ama bu okuldan mezun olmuş onlarca, yüzlerce insan var. Gayet de çok şey öğrenmiş ve çok da başarılılar. Yani o zaman nedir öğrenmek? Yani ne beklemeli insan o okul öncesi eğitimden? 3 yaşta 6 yaş arasında temelde beklentisi ne olmalı? Okul ne vermeli? Böyle 3 4 4 36 48 48 60 60 72 ay diye normalde ayırıyoruz. Her birinin ödevine ayrı bakıyoruz ama genel olarak yani okul öncesi eğitimden beklenti bence şu olmalı. Yani okul öncesi eğitim aslında bir temel gibi düşünülebilir. Her şey için temel atma, düşünme beceriliği için temel atma, ilkokulda öğreneceği okuma yazma için temel atma, toplama çıkarma için temel atma, aynı zamanda arkadaşıyla girip tartışmada kendisini savunabilmesi için bir temel atma. Yani sadece ilkokul değil, bir sonraki eğitim hayatında öğreneceği bilişsel ödevler için bir temel atma, sosyal ödevler için bir temel atma. Dolayısıyla aslında çok büyük bir akademik beklenti içerisinde olmamak gerekiyor. Yani az önce denemiyor. Ama çocuk şunu kazanıyorsa mesela bir toplama çıkarmanın temeli aslında baktığımızda karşılaştırma becerisidir. Gruplama becerisidir, sınıflama becerisidir. Eğer bu eksikse ve bu temel iyi atılmadıysa aslında daha sonra ki kademelerde matematiksel anlamda sıkıntılar çıkar. Bu sınıflamayı illaki kağıdın üzerindeki de birbirine benzer renkteki şekilleri eşleştiriyor. Şöyle çapraz eşleştirmeler vardır ya.
Bunları da yapmak zorunda değiliz. Hatta yapmamalıyız. Bunu mesela doğadaki ağaçları birbirine benzeterek, çocuk işte doğada vakit geçirirken ağaçları birbirine benzetir. Aslında bu da bir gruplamadır. Ya da işte sıraya girerler birlikte, konuşurlar. Bu da bir sınıflandırma, sıralama çalışmasıdır. Ya da doğada ya da gerçek malzemelerle örüntüler oluştururlar. Farkında olarak ya da farkında olmadan. Bu aslında bir matematik eğitimi yönelik bir çalışmadır. Yani bu da yapılabilir. Dolayısıyla bir şey öğrenmiyor değil, birçok şey kazanıyor. Birçok şeyin aslında olması gereken temelini atıyor. Zaten bunları atmazsa, bunları atmayıp, yani bu zamanın ödevini yapmayıp, bir sonraki aşama, yani zincirin ilk halkasını boş bırakıp diğer aşamaya geçerse, zaten çok sağlam bir ilerleme gözlemleyemeyiz. O yüzden her adımın ödevi neyse, ona uygun, o yaşa uygun, o ihtiyacı uygun planlayıp devam etmemiz gerekiyor. O yüzden aslında az önce bahsettiğim gibi geleneksel eğitimi bahsederken söylediğim şeydi. Bu önceden hep böyle yapılıyordu. Zaten okul öncesi eğitimi çok sonralarda hayatımıza girmiş bir eğitim. Yani daha önceleri temelleri atılıyor ama çok yaygın değil. Genelde çalışan anneler sadece okula gönderiyor, kreşe gönderiyor gibi bir algı vardı. Neyse ki bu yıkıldı artık. Bunun için çok mutluyum. Sadece işte anne işteyken oyalandığı bir yer gibi görülüyordu. Halbuki çok büyük örtük ödevleri okul öncesi eğitimin. Yani ben şu an yakın çevreme de hep söylüyorum. Anne çalışsın çalışmasın, bakacak biri olsun olmasın. 3 yaşında bir çocuk okula gitmeli. 4 yaş bence geç bir yaş. Dolayısıyla Tam onu söyleyecektim. İdeal yaş kaç diye soracaktım. Sen zaten 3 dedin. Mesela tam o noktada bir şey sormak istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Bu şu an içinde bulunduğum ülkeden bahsediyorum. Çünkü bu benim merakımı cezbeden bir şey ve bunu burada yaşayan, Belçika'da yaşayan ama işte Almanya'da doğmuş büyümüş, Belçika'da yaşayan ama Hollanda'da doğmuş büyümüş, bu çevredeki diğer ülkelerde doğmuş büyümüş insanlarla da konuştuğumda benzer kanılarda buluşuyoruz, benzer fikirlerde buluşuyoruz. Burada çocuğu 3 aylıkken bırakıyorlar kreşe. Tabii bu okul öncesi eğitim diye geçmiyor. O eminim zaten. O bakım verenlik. Zaten ona da çok o öğretmene değil de birkaç sertifika alan insanlara yaptırıyorlar bunu. Ben mesela bir sertifika alıp evimde 3 çocuğa bakabiliyorum. Hani öyle bir tuhaf durum var. Topluma bu kadar hızlı, yani 3'ten de önce karışmak gerçekten gerekli mi? Çünkü burada çalışmayan da yapıyor bunu. Yani onlara göre çocuk erkenden hani 3 aylık, 5 aylık, hadi 1 yaşında, zaten 1 yaş çok geç artık, hani 1 yaş bile geç gibi görülüyor. Bir an önce işte hep beraber mikrop da, yani zaten burada öyle bir algı yok, hani herkes yerlere yatsın, işte altına yapsın, o pişik olsun falan. Şuraya varacağım. Sonra bu çocuklar 2,5 yaşında okul öncesi eğitimine başlıyorlar. Gerçekten eğitime. O esnada böyle mum gibiler. Hiçbir adaptasyon sorunu yok. Mum gibiler. Yani bakıyorsun işte 2,5 yaş çocuk, hani okula ilk kez başlamış. Bisikletini, sırt çantasını, yeleğini alıyor. Tın 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 geliyor. Yani ne bir ağlamak ne bir yerlere yatmak, hiçbir şey yok. Bunlar normal mi? Yoksa bu bir öğrenilmiş çaresizlik mi? Mesela Yok, bence ben bu çok çok bence normal mi? normal, normal. Yani biz de o kadar hayata erken atılsak muhtemelen biz de çok çabuk adapte oluruz. Zaten adaptasyon süreçlerinin uzunluğu ve kısalığı yaş küçülmesine ve büyümesine göre değişiyor. Mesela 3 yaşlar oryantasyonu maksimum 2 hafta yaşarlar okullarda. Hele pandemiden sonra 4-5, yani o yaşa kadar daha okula gelmemiş çocukların oryantasyonu bazen 2 ay sürüyor. Yani yaş büyüdükçe adaptasyon süresi uzuyor, zorlaşıyor. Şimdi şöyle, yani 2 aylık çocuk kreşe gitmeli mi? Bu tamamen ailenin yapısına bağlı aslında. Ben mesela okul öncesi eğitim 3 yaşta başlıyor. Okul öncesi eğitim 3 yaşta kesinlikle başlanmalı. Eğer çocuk çok izole bir ailede büyüyorsa, yani sadece anne babadan oluşan bir aile, etrafta çok fazla kalabalık yok, sosyal ortam deneyimi yaşayabilecek bir ortamı yoksa, çok daha erken kreş ortamını tanımalı bence. Çünkü
Yani aslında okul öncesinin o örtük dediğim en önemli kazançlarından bir tanesi sosyal ortam deneyimi. Bu çünkü çocukta duygusal gelişimi destekliyor, bilişsel gelişimi destekliyor, motor, yani bütün alanlardaki gelişimlerini destekliyor. Tabii ki olumlu şeyler de kazanıyor, olumsuz şeyler de kazanıyor ama bu süreçte ebeveyn rehberliği ve işte eğitimci rehberliği olduğu için hem müdahale edebiliyoruz, daha çabuk işte kolay daha yönlendirebiliyoruz. Hem çocuğun mesela şu an son dönemde çok çıktı, duysal yatkınlıklar çıktı. Mesela bunlar hep şeyden, pandemiden sonra çıktı. Biz önceden mesela üniversitelerde bize öğretilirken hep işte duysal hassasiyet de var. Şöyle şöyle oluyor ve hani şu tanılarda oluyor diye anlatılırdı. Ama artık öyle değil. O kadar çok izole kaldı ki çocuklar, yani bütün duyularda bu eksikliği yaşamaya başladılar. Dolayısıyla aile çok çekirdek bir aile ise, çok fazla işte dışarıya çıkmıyorlar, çok fazla sosyal ortama karışmıyorlar. Çocuk çok fazla insan görmüyor ve bu deneyim yaşamıyorsa çok daha erken kreşe başlayabilir, hatta başlamalı. Peki Buket Hanım da sormuş şimdi. Bir çocuğun hani tamam 3 ay çok ekstrem bir örnek de 6 ay 1 yaş bu dönemde kreşe başlaması tabii bu dediğim gibi okul öncesi değil bu bakım vermek olarak anneden ayrılması güven duygusunu ya da güvenli bağlanma sorunsalına yol açar mı? Güven duygusunda bir probleme yol açar mı? Yani bu sürecin nasıl işlediğine bağlı. Tabii ki oraya gelene kadar çocuğun önce bir eğer emiyorsa ememeden ayrılma süreci var, emzikten ayrılma süreci var. Yani aslında güvenli bağlanmanın temelleri orada atılır. İşte o süreç nasıl ilerlemiş? İşte çocuğun doğum, annenin hamileliğindeki çocuğa bakış açısı, işte çocuğu beklerkenki süreçleri, duygusal durumu nasıl ilerlemiş? Yani temeller aslında hep oralarda atılır. Okul, yani okulu ayrılmasına gelene kadar anne güvenli, yani güvenli bağlanma konusunda başka etkenler vardır. Hatta doğum, hatta hamilelik Tabii. bile, hatta doğum bile. Kesinlikle. Değil mi? Hatta doğum bile. Evet, doğum anı, doğum sonrası 10 Tabii gün. ki birçok öyküde duyabilirsiniz. Mesela çocuk 4-5 yaşında, biz işte yönlendirmeler yapıyoruz. O öykülerin hep temelinde mesela anneye inilir ve annenin hamilelik dönemiyle ilgili sorular sorulur. Orası öğrenilmeye çalışılır. Dolayısıyla o ayrılmaya gelene kadar aslında öncesinde birçok daha aşama var. O aşamaların tamamlandığını varsayıyorum. Yani o aşamaların sağlıklı bir şekilde atlatıldığını varsayıyorum. Yine okul ayrılma sürecinde direkt bir geçiş olmamalı. Yani çocuk bir yaşında direkt tam günlük ya da işte yarım günlük bir okul sürecine, kreşine, kreş sürecine başlamamalı. Onun da yumuşak yumuşak geçişleri olmalı. Ve tabii ki bu süreçte eğer ile bu sürece ne yapacağım, nasıl yapacağım, acaba işte olacak mı gibi kaygıları varsa daha sürecin başında, daha hiç başlamadan muhakkak bu süreci bir uzman desteğiyle götürmeli. Yani girip problem yaşadıktan sonra alınan uzman desteğinden bahsetmiyorum. Çok daha öncesinde eğer hani bunu yaşayabiliriz gibi bir acabası dahi varsa muhakkak bir uzman desteğiyle girmeli bu sürece. Biz zaten konuları hep önce yaşıyoruz, hasar oluşuyor, sonra uzmandan destek alıyoruz. Halbuki o uzmanlar senin de söylediğin gibi bizi ona Evet. hazırlayan insanlar. O yüzden var. Yani hani tabii ki elde olmayan şeyler olabilir. İşte atıyorum deprem oldu. Atıyorum bir çocuk annesini kaybetti, babasını. Bunlardan bahsetmiyorum ama şimdi atıyorum biz buraya göç edeceğiz. Hani bu bilinen bir şey. Buraya gelip burada çocuk kriz yaratınca ki oluyor, olacak. Hani adaptasyonda sorun yaşayınca birini bulmak yerine senin de dediğin gibi önceden bilinen bir şey bu. Yardım almak daha mantıklı. Okul öncesinde bu kayıtlar, güvenli bağlanmalar vesaire hepsi aynı şekilde. Evet. Peki bir şey daha geliyor. Mesela hani biz çocuk odaklılık konusunda bazen abartıyor muyuz ya da yine yanlış mı bakıyoruz? Oralarda da böyle bir siyah alan var. Hani böyle bir çatışma oluyor. Yani anne başka düşünüyor, okul ya da baba başka düşünüyor işte bir şekilde oturmuyor. Çocuğa çok mu kulak
asmalı okul? Çocuğa ne kadar kulak asmalı? Bunu nasıl becerebilir? Bir tane örnek söyleyeyim daha bir otursun bu soru diye. Mesela biz bazı okullar var diyoruz ki benim çocuğumun ihtiyacını dinliyor. Bu kanıya nasıl varmalıyım ben? Benim çocuğumun ihtiyacını dinleyip dinlemediğini. Yoksa herkes otursun oraya. Böyle parmak sallamaktan bahsetmiyorum. Nereden bileceğim benim çocuğumun ihtiyacı gideriliyor gerçekten tam anlamıyla. Bunu okulun ya da öğretmenin nasıl tutum ve davranışlarından yola çıkarak anlarım ben. Yani burada öğretmenin işte yine öğretmen yapmak dediğimiz yere geliyor. Öğretmenin sınıf yönetim algısı yani sınıf yönetimi nasıl yaptığı çok önemli. Şimdi Türkiye'den yola çıkarak söylüyorum. İşte sınıflarımızda 15 ila 20 arasında öğrenci var. Yani bütün çocuklara ulaşmak için gerçekten bütün çocukları dinlemek gerekiyor. Bütün çocukların hitap edebilmek için dolayısıyla yani daha doğrusu. Ve burada işte o dinliyor kısmı şöyle. Çocuklar kesinlikle yani dinlenmesi lazım. Mesela onlar birer birer ve çocuk merkezli olması lazım bütün eğitim süreçleri. Ama şuradaki ince nokta şu. Bunu yaparken bir başkasının alanını ihlal etmemesine dikkat etmesi lazım. Öğretmenin kendi alanını ihlal etmemeye dikkat etmesi lazım. Ebeveyn de aynı şekilde. Yani görev tanımlarını iyi yapması lazım. Özellikle ebeveyn ve çocuk ilişkisinde. Ben çocuğumu işte dinliyorum. Ona bir birey olarak yaklaşıyorum. Çok doğru ama ben ebeveynliğimi unutmamalıyım. Ben öğretmenliğimi unutmayayım. Öğretmenlikten kastım asla dediğim gibi parmak sallayan öğretmenler değil. Yani çocuğun yanında yolculuğa eşlik eden öğretmenlerden bahsediyorum. Ve yani şöyle oluyor. Bir süre sonra çocuk dinlendiğini fark ediyor. Sorularını soruyor, fikrini söylüyor mesela. Herkes otursun dediğinde oturmak istemiyorsa bunu dile getiriyor. Ve gerçekten oraya oturmasını istiyorsa öğretmen ve bu bir gereklilikse o an için bunu çocuğa gayet sakin ve çok açık bir dille sanki aynı ben seninle nasıl konuşuyorum o şekilde gerçekten bir birey yerine koyarak açıkladığında çocuk buna ikna oluyorsa zaten oturuyordur. İkna olmuyorsa gerçekten gerekli değildir oraya oturması. Yani bu istediği bir şeydir. Dolayısıyla ve sonrasında aslında ebeveynler bunu çok net anlayabilirler çocuktaki davranış değişikliklerinden. İşte mesela siz çocuğa yani çok istemediği bir şey yapmaya zorladığınızda ne yapıyor mesela? Nasıl bir tepki geliştiriyor? Yani oradan anlayabilir çocuk gerçekten dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Yani çocuk size işte sert bir dille hayır bunu yapacağım mı diyor yoksa kendini açıklamaya mı çalışıyor? Buradan anlayabilirsiniz ki öğretmen de onun aynısını yapıyor. Yani öğretmen ya dikte ediyor ya da ona anlatmaya çalışıyor, onu dinlemeye çalışıyor gibi. Yani tamamen çocuğunuzu izleyerek anlayabilirsiniz. Şöyle bir de şu çocuk yani birey olması ve çocuğu işte çok mu abartıyoruz dedin ya orada sen o kara yani siyah dediğin alan çok ince bir çizgi. Yani bunun kesinlikle dogmatik işte herkesin muhakkak uygulaması gerekiyor diye formülize edilmiş şeyler yok. Şöyle yapılabilir, böyle yapılabilir dediğimiz şeyler var. Bu süreçte dediğim gibi yani o karşımızdaki birey ama biz de bireyiz. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Bizim kendi alanlarımızı, kendi sınırlarımızı ihlal ettirmeden karşı tarafa bak benim bu alanım, bu benim sınırım. Senin de alanın ve sınırın olsun aslında öğretiyoruz. Yani sen mesela söylüyorsun, bunu biz geçen yıl güzel deneyimlemiştik diye hatırlıyorum. Yani mesela çocuk diyor ki ben şöyle çocuklar gördüm. Bir şey sor yapılmasını istiyor. O an onu kesinlikle istiyor. Ve ona hayır dediğinde dünyası başına yıkılan çocuklar var. Nasıl? Nasıl hayır yani? Hayır kelimesini duymamış. Nasıl olur yani şu an nasıl benimle ilgilenemez? Ya da kendisi dışında işte 16-15 tane daha çocuğun bir öğretmeninle olan ilişkisini
garipseyen çocuklar var. Neden sadece anne baba sadece onu dinliyor? Hep her şey onun etrafında oluyor, bitiyor. Evet, çocuklarımız çok kıymetli, çok değerli ama toplum böyle bir yer değil. Bizim içine bırakacağımız alan, toplum öyle bir alan değil. Yani çocuğumuza her zaman bu steril ortamı sağlayamayacağız. Dolayısıyla bizim bunu hazırlamamız lazım. Yani o toplumda nasıl var olacak ve kendi fikirlerini nasıl dile getirecek? İşte bunu yaparken her fikrini söylemeli. İstediği, istemediği, merak ettiği her şeyi dile getirebilmeli. Ama bunu yaparken karşısındaki sınırın ihlal etmemesi gerektiğini öğrenmeli. Bunu nasıl öğrenebilir? Belki çok büyük bir cümle okul öncesi için. Ama inanın bunu çocuklar yani öğrenebilecek kapasitede ve en kolay bu yaş grubunda öğreniyor. Ben şu anda müsait değilim. İşte şu işle meşgulüm ama yani cevapsız, altyapısız hiçbir şey söylemiyoruz çocuğa. Muhakkak alt sebebini açıklıyoruz. Ve şundan şundan dolayı şu an sana yardım edemiyorum ama şu kadarcık süre beklersen belki bu süre zarfında sen şununla ilgilenebilirsin. Ondan sonra hemen seninle ilgileneceğim. Mesela bu hayırlarla çocuklarımızı karşılaştırmamız gerekiyor. Bu küçük küçük görünüyor ama bu çocuğa şunu gösteriyor. Benim annemin sınırları var. Benim öğretmenimin sınırları var. O zaman benim de sınırlarım var. Bir süre sonra fark ediyorsunuz size aynı cümleleri kurmaya başlıyor. Sana şu an yardımcı olamayacağım. Ya da işte benzeri tamamen şu an aklıma bu geldiği için söylüyorum. Ya da arkadaş mesela arkadaşın diyor ki ben şu an bu oyunu oynamak istemiyorum seninle. Bu mesela okul öncesindeki çocuklarda en görmeyi hedeflediğimiz söylemlerden yani en kıymet verdiğimiz şeylerden bağırmadan, sesini yükseltmeden, oyuncağı elinden almadan, ittirmeden gayet sakin bir şekilde düşüncesini dile dökmek. Dolayısıyla yani bu sınırları koymamız lazım. Sınır çok kıymetli. Ama dediğim gibi sınırdan kastım Aslında asla disiplinden bahsetmiyorum. Yani şu davranışçıya koy. Yani çok önceler. saygı aslında. Aslında karşılıklı duyulan saygının verdiği sınır. Yani bu sınırda şu da var. İşte ya biliyorum işte ayıp ama kaç para maaş alıyorsun? Evet. Hani sorulmaz biliyorum ama kaç kilosun? Aslında bu da bir sınır ya. Hani bak sordum şimdi sınırımı aştım. Bunu samimiyet gereği yaptım ama yine sınırımı aştım. Bu gerçeği değiştirmiyor yani. Aslında küçük yaşta verilmeyen o ya da eksik kalan o taraf önce de bunlara var. Tabii ben en güzel örneğini verdim. Hani bir de pat diye soran var. İşte ben bir şey yaptım. Ben onu anlatacağım o an. O diyor ki o değil de kaç para kaç para diyor. Ya da işte hani rakam hani alanı dışına çıkıyor. Onunla ilgili gerçekten evet. Mesela ben de bir şeyle ilgili yakınınca birine der ki bana beni seven ve bana gerçekten değer veren arkadaşım sen sınırlarını koruyamıyorsun. Bu seninle ilgili. Yani sen ona bu soruyu sorma şeyini vermişsin, alanını açık bırakmışsın. O sınırı çizememişsin. O da sormuş. Doğru. Yine sınır koymak. Ve bunlar işte ta temelleri senin de söylediğin gibi o zamanlar atılıyor. Belki çocuk sonra matematiği öğreniyor. İşte ilkokulda hiç doğru düzgün işte bizim hani performans beklediğimiz notları iyi olmuyor ama sonra çok başarılı birey oluyor. Ama bunları Evet. değiştiremiyor. Yani Mesela yanılıyor muyum? evet, yetişkinliğinde birçok aslında tamamlanmamış geride bıraktığı kazanımların olduğunu görüyor ve bunları tamir etmeye çalışıyor. Aslında yani okul öncesinde işte diğer bir örtük ödevi de bu. Bizim çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini erken müdahale oranımızı arttırıyor. Yani bunları fark etmemizi sağlıyor. Din az önce sınır aşımında şunu da öğretiyoruz. Yani hem sınır koymayı öğretiyoruz hem de sınırı aşıldığında ne yapacağını öğretiyoruz. Yani ben öğretmenimin sınırını aştım ve o benimle gayet medeni bir şekilde konuştu, anlattı. Ha evet, ben de demek ki böyle yapabilirim. Tabii ki bunların hiçbiri bir defa ile olmuyor. Yani sonsuz bir Tabii. tekrar ettiriyor. Ve ben hep şunu söylüyorum. Bizler bunları okullarda uygulamaya çalışıyoruz. Yeri geliyor bizler bile çok zorlanıyoruz. Çünkü yeni dönem çocuklarımız sürekli değişiyor. Onlara sürekli ayak uydurmamız gerekiyor. Ailelerin farklı kültürel yapıları var. Hepsi yani farklı ailelerden gelen farklı yani öncesinde mesela en az bir 3 yılı farklı kültürlerde yaşamış farklı aile yapılarında çocuklar var. Bir araya geliyoruz. Bizler de zorlanıyoruz.
O yüzden ebeveynlerin zorlanması çok normal. Bu anlamda kesinlikle kendilerine yüklenmemeleri gerekiyor. Ve çıkmaza girdiklerinde, daha doğrusu o kadar beklemeden bile destek almaktan kesinlikle kaçınmamaları lazım. Çünkü bunları da öğretiyoruz biz. Yani davranış eğitimi dediğimiz şey sadece çocuklar için yok. Ebeveyn de ne yapabilir? Yani bizler diyorum ya, bizler eğitimciler olarak bile bazen ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarımız oluyor. Dolayısıyla ebeveyn olarak bunları yaşamak çok 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 normal. Bu süreçlerde kesinlikle en yani kurtarıcı şey destek almak olacaktır. Yani hastam bir psikiyatr, yani korkutucu geliyor ya her Tabii tabii ki. Yok, hiç korkutucu değil, gayet normal, ama yani evet, bir doğru psikiyatr söylüyorsun, öyle destek. de bir şey var. Yani hani ne yapabilirim? Bu süreci daha nasıl yani yönetebilirim? Çünkü diyorum ya, sonsuz bir tekrar gerektiriyor. Bunlar böyle bir ayda, 2 ay gerçek. Eğitim olur, seminer olur, işte drama olur, her türlü psikodrama olur, her destek destektir yani, ama bu desteğin şey olmadığı kesin. Böyle birine ben keseyim çocuğumu, sonra o kessin çocuğunu, karşılıklı kesişelim ve hayattan nefret edelim. Bu da bir yöntem çünkü, biliyorsun. Oluyor yani, hangimiz yapmıyoruz? Benimki berbat, benimki daha berbat. Şimdi bir tane yorum geldi, onu da merak ediyorum. Çünkü bende bu case yok. Birçok şey var. Çünkü benim kızım böyle ayağa kalkarken önce düşünüp kalkan bir tipti her zaman. Herkesin beklediği soruyu sormak istiyorum demiş. Yaramaz ve hiperaktif çocuklara ebeveynler olarak nasıl yaklaşmalıyız? Kızmamamız gerektiği konularda kızıyoruz, ama çünkü hani bir sabır taşıyor herhalde, anlamını söylemiş. Bunun farklı bir yaklaşımı var mı? Yani vardır illa, nasıl olmalı? Hiperaktif bir çocuğum var benim. O düz duvara tırmanıyor. Niye tırmanıyor? Tabii önce alt metnini anlamaya çalışmalıyız diyeceksin. Yani bak, her zaman yani öncesin, yani sonuçtan önce süreci konuşuyoruz, fark ettiyseniz. Her zaman sonuca gelmeden önce öncesinde nasıl geçtiği konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çok çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bir kere oraya gelene kadar zaten neler yaptığımızı muhakkak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de şuradaki önemli ayrım, hiperaktivite tanı olarak mı var, yoksa çocuk hareketli bir çocuk mu? Çünkü ikisi de birbirine çok karışılıyor. Tanı olarak varsa başka, hareketli bir çocuğa sahipsek başka, ama tabii ki ortak yapılabilecek şeyler var. Öncelikle ben timeout'u çok seviyorum. Bir öğretmen olarak da çok kullanıyorum. Çünkü hep ebeveynlere, yani velilerime şunu söylüyorum. Sen insansın. Senin duyguların var. Öfke gibi bir duygumuz var bizim. Sabrımız var ve onun bir sınırı var. Dolayısıyla bunun aşması, yani bunun aştığını hissetmen çok normal. Öfkelenmen çok normal. Öncelikle biz bunu kabul edeceğiz. Biz robot değiliz. Ebeveynler olarak. Yani biz robot değiliz. Bizim duygularımız var. Bazen sabrımız taşıyor. Çünkü sadece sorumluluğumuz anne olmak değil, birçok, ya da işte baba olmak değil, birçok sorumluluğumuz var. Bu koşuşturma arasında tabii ki yorulabiliyoruz. Orada ben öğretmen olarak da çok kullanıyorum bunu. Önce kendimi kabul ettim. Evet, ben bir insanım. Onun annesiyim, onun babasıyım, ama ben bir insanım. Baktım, taşıyor sabrım. Time out. Kesinlikle time out. Yani o an kazanamayacağınız hiçbir münakaşaya girmeyin. Kazanamayacaksınız zaten o an. Çocukla girdiğiniz hiçbir münakaşada o an kazanma şansınız yok. O koşuyorsa koşmaya devam edecek. Tırmanıyorsa tırmanmaya devam edecek. Hatta belki sinir krizinden kastım, kendini etrafa fırlatmalar, işte ağlamalar, bağırmalara kadar devam edecek. Dolayısıyla hiç oraya getirmeden kendinize de, ona da bir time out verin. Yani diğer ebeveynden destek alabilirsiniz. Ortamı değiştirebilirsiniz. İşte evin içerisindeyseniz bir şöyle bir dışarı çıkabilirsiniz. Ya da işte bunu dile getirebilirsiniz. Şu an ben bu davranışımdan dolayı çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı şu an bilemiyorum. O yüzden bana bir zaman verir misin? Zaten ilk başta çocuklar şaşırıyor. Özellikle bunu daha önce deneyimlememiş çocuklar. Okullarda da görüyorum ben bunu. Ben şu an gerçekten biraz öfkeliyim. Bunu mesela söylerim ben. Hiç de çekinmem hani bunu dile getirmekten. Ben şu an biraz öfkeliyim. Dolayısıyla birazcık sakinleşmeye ihtiyacım var. Şurada bir oturup bir suyumu içeyim. Sen bu arada işte oyuncaklarınla oynayabilirsin. Arkadaşlarla sohbet edebilirsin. Ya da istersen koşmaya devam edebilirsin. Hani bu hiç umursamıyormuşum gibi. O timeout'tan sonra, çünkü iniyor aşağıya doğru. Sonrasında
diğer adıma geçmek gerekiyor. Çünkü o time out'u kendimize de çocuğa bize işte ya ağlama krizleriyle ya işte anne olarak sonradan pişman olacağımız şeyleri söylemek ya da işte ses yükseltmiyor. Daha sonrasında oradan dönmek daha zor oluyor. Yani hiç oraya gelmeden bir şeyler yapmak lazım. Hareketli çocuğun daha yani hareketli çocuk da aslında şu anki bütün çocuklar çok hareketli. Artık bilmiyorum omegaları mı fazla kaçırıyoruz ev ameliyat döneminde. Dolayısıyla yani çok hareketli çocuklar ve özellikle de tabii ki apartmanlaşma arttı, doğa azaldı. Bir hareket ihtiyacı var. Mesela bir okul öncesi dönemi çocuğunun hiç durmaksızın 6 saat hareket edebilecek enerjisi var. Fiziksel olarak var yani bu. Bu çocukta var. Dolayısıyla biz diyoruz ki sen 3 saat koşabilirsin. 3 saat hareket edebilirsin. Ama içinde bir enerji var. Ve bu enerjiyi bir şekilde boşaltmamız lazım. Ve bu boşaltmayı yaparken de doğru aktiviteler seçmemiz lazım. Yani çok enerjik bir çocuğa işte mesela kesinlikle bir spor Yoga. aktivitesi yok. Ona Olmaz. robotik kodlama. Onlar çok güzel aktiviteler ama çocuğun ihtiyacı olan şey enerjiyi atmak. O enerji olabildiğince boşaltmak lazım. Bir de öncesinde bu enerji nereden geliyor? Yani aslında bu fiziksel ihtiyacın dışında bir ruhsal, duygusal ihtiyaç mı? Bir duygusal dışa vurum mu? Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Ve nereye geliyor yine? Bir uzman desteği. Çok teşekkür ederim. Bir saat oldu. Ah, pardon. Yani uzman görüş almaktan lütfen çekinmeyin. Yani uzman görüşümden kastım şu değil. İşte gidip benim çocuğumda ne var gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hiçbir problem hissetmediğinizi düşünün. Öyle bir dönemde bile nasıl gidiyor? Yani şu an işte atıyorum çocuğum 36 aylık. Acaba şu an nasıl gidiyoruz? Ben ona daha başka nasıl rehberlik edebilirim? Ben bu yolculukta daha başka nasıl şeyler yapabilirim gibi bile olsa, gibi bile olsa değil. Yani bu direkt buradan başlanmalı. Böyle bir ara ara görüştüğünüz uzman olması lazım hayatınızda. Yani sadece problemlerde gittiğiniz bir psikolog ya da bir psikiyatrdan bahsetmiyorum. İşte çocuk gelişim uzmanı halk dilinde pedagog diye biliniyor. İşte okullarda rehber öğretmenlerin görevleri bunlar. Yani böyle ara ara gidip ben hani böyle bir yolculuktayım, şöyle bir yerdeyim, nasıl gidiyorum, başka neler yapabilirim, sizin görüşünüz nedir? Çünkü objektif bir bakış açısı bambaşka bir şey oluyor. Çünkü anne baba olarak yani dışarıdan bir resme bakmak çok zor. Dolayısıyla yani o uzman desteğinden kesinlikle kaçınılmamalı ve iş o işte sabrın taştığı yere gelmeden müdahale edilmeli. Patlamasını Evet. beklemiyoruz. Yani aslında mükemmel anne de yok, mükemmel baba da yok, mükemmel okul da yok, mükemmel öğretmen de yok, mükemmel çocuk da Yok. yok. En başta bunu bilerek yola çıkmak hepimizin işini kolaylaştıracak. Beklentilerle gerçekleşenler daha çok birbirine uyumlanacak. Böyle olunca herkes huzurlu olacak. Ve süreci böyle tek taraflı, bizim çocuk bu aralar çok dengesiz, okulda bir şeyler mi problemli, ya da bu çocuk bu aralar okulda çok dengesiz, ailede mi bir şey var demek yerine oturup önemli olan suçlu aramak falan değil, çözüme gitmek. Hep beraber el birliğiyle bir çözüm yolu aramak. Yani benim açıkçası Türkiye'de geçtiğimiz günlerde burada yaşayan yine işte Belçikalı biriyle evli olan ama Almanyalı bir arkadaş var. Onunla sohbet ederken de aynı şeyi söyledim. Türkiye'deki şu an en büyük sorunsalımız, bilmiyorum katılır mısın? Okullar, özel zaten artık hani devlet kısmını, geleneksel eğitimi falan bir kenara bırakıyorum da biz o özel okullar vizyonunu, misyonunu, PR'ını, görselini, İşte şunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Süperiz, orman okulumuz var, müthişiz, yapıyor, okey. Ve biz bunlara tav oluyoruz. Ve biz öğretmeni tanımaktan imtina ediyoruz. Gözümüz boyanıyor, bir şuursuzluk içerisine giriyoruz. Sonra gidip kayıt alıyoruz. Sonra öğretmen bize gelip bir şeyler söylediğinde, bu ben böyle minik bir özet yapayım, bunun benim yaşadığım deneyimlerle falan alakası yok. Hani genel hatlarıyla bir şey çiziyorum ben burada. Sonra öğretmen geliyor ve bir problemden bahsediyor.
çok ağırımıza gidiyor. İşte hadi okul her sorunu çözecek de muhteşemdi zaten. Ben de işte aylık bu kadar para veriyorum canım, onu da o çözsün oluyor. Ve iş çıkmaza giriyor. Sonra da ebeveyn mutsuz. Zaten işte okulla arası gergin. Çocuktan bir performans alamıyoruz. Yani yanılıyor muyum? Bendeki Türkiye'deki okul öncesi eğitimin bendeki özeti bu açıkçası. Kesinlikle süreç bu. Çünkü bizim gerçekten en başta bahsettiğim okul algımız çok başka. Bizim şu anki özellikle özel okulların artmasıyla okul algımız şu. Ben buraya para veriyorum ve bütün yani dertlerimi, bütün problemlerimi çözmesini bekliyorum. Bir kere zaten bu beklentide olmak çok yanlış. Bu çünkü imkansız. Yani ütopik bile değil, imkansız. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela öncelikle şunu kabul etmek lazım. Öğretmen bir problemden bahsediyorsa bunu kesinlikle kişisel algılamamak lazım. Yani düşünün, benim herhangi bir çocukla nasıl bir problemim ola ki ben bunu, yani olmayan bir şey dile getiriyorum. Buradaki amaç zaten yani şeyler çözmektir ve çocuğa fayda sağlamaktır. Sonrasında bizi en büyük handikapa düşüren şey aslında bence bu. Şimdi özellikle özel okul ararken şuna çok dikkat ediyoruz. Okulun psikoloğu var mı? Hatta ben şöyle şeyler duydum. Yani rehberlik ve psikolojik danışmanlık diye bir alan var. İşte çocuk gelişim uzmanlığı diye bir alan var. Bunları kabul etmiyor. Yani artık bizleri kabul etmiyorlar. Kesinlikle psikolog olacak. Yani onlar da çok değerli. Onların alanları da çok kıymetli. Onları kesinlikle ayrı tutuyorum. Ama şu var. Orada oturan kim olursa olsun bir kurum çatısı altındayken size %100 faydayı sağlayamaz. Çünkü bu bir etik. Etik değil. Yani eğer her bir probleme sahipseniz dahi çocuğunuzla alakalı, bu problemi çözen kişi o okulda oturan psikolog olmayacak. O sadece yönlendirme yapacak. Dolayısıyla bu handikapa çok düşüyorlar. Ben işte okulumu da seçtim, paramı da verdim. Okulun psikoloğu da var. Neden bu çözülmüyor? Ya çünkü bu bir yani etik çerçevesine uygun değil zaten. Düşünün, ben mesela bir psikolog arkadaşım var. Bana nasıl terapi yapamıyorsa, ben bir okulda çalışırken çocuğun bütün problemlerini çözecek desteği de sağlayamam ona. Bir de şöyle bir Tabii bunu Türkiye'de şöyle bir durum var. Biz şimdi özel sektörde veli kaybetme kaygısıyla her zaman her şey veliye objektif bir şekilde söylenemiyor maalesef. Her okul böyle değil. Her eğitimci böyle değil. Kesinlikle istisnalar var. Ama dolayısıyla eğer size şu söyleniyorsa, bakın böyle bir şey var, acaba ne yapsak bile deniyorsa, burada hemen şu uyanmalı zihninizde. Ha evet, ben gideyim ikinci bir görüş de alayım. Objektif bir görüş. Çünkü okuldaki size söylenen şey her zaman objektif olmuyor. Bunu da anlayabiliyorum. İşte ticari kaygılar var. Karşıdan nasıl bir tepki gelecek bilmiyor. Böyle genel hatlarıyla çiziyor çerçeveyi. Çocuğunu çok güzel gözlemler, okul rehberlik servisi, işte onun birçok alanda çok güzel destekler, güzel bir yönlendirici görevi vardır. Bunların hepsi okey ama çözümü orada aramayın. Yani çözüm her zaman orada değil. Yani bütün işi okula atıp geriye çekildiğinizde inanın hep başa saracaksınız. Geçtiğimiz günlerde bu etikle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşım işte arkadaşımın kuzeni psikoloğunu arkadaşıma öneriyor. Arkadaşım da arayıp randevu alacakken psikolog diyor ki, yalnız kusura bakmayın, geldiğiniz referans sizin kuzeniniz. Etik olarak ben aynı ahaneden, yani aynı kökene sahip bu yakın biri, kan bağı olan insanlarla çalışamam. Mesela o referans olan kişi de diyor ki arkadaşıma, ya şuna bak, saçmalığa bak diyor. Hayır diyor arkadaşım da, çok muhteşem, sen bu kadını asla bırakma. Niye? Çünkü dediğin gibi etik. Şimdi sen bir kurum, ben mesela, ben kendimden örnek vereyim. Ben 30 bin personel çalıştıran bir kurumda çalışıyorum. Çalıştım. Şimdi ben, beş parmağın beşi bir mi? Yani kurumla ilgili birçok şey var. Ben müşteriye hangi birini anlatabilirim? Ne kadar detay verebilirim? Ne diyeyim, arkada olanları anlatabilirim? Aynı şey her yerde geçerli. Aile içinde olan her şeyini kapının önündeki insana aktarabiliyor musun aynı şekilde? Bu mümkün değil. Okuldaki psikolog da bir şeyin tespiti için var. Yani aslında. Yani bir gözlem var, tespit var. Ne diyor? Gel el birliğiyle şey yapalım, bir çözüm yoluna gidelim diyor. Ama biz istiyoruz ki işte
Ya bu handikap, ben de sonuçta ben de bir okul sahibi değilim, öğretmen değilim. Ben veliyim yani şu an. Dolayısıyla ben de bu handikaplara düştüm de, yeri geldi düştüm yani. Bu hata biz dediğim zaten benim, ta kendim yani. Niye okul çözmüyor? Hani diyorlar işte, hani psikoloğum var diyor, çok donanımlı, niye çözmüyor? Çünkü bu tek taraflı bir şey değil. Yani tek taraflı olacak Değil. bir şey değil. Orada çözümlenecek bir şey değil. Bizim hani okuldaki psikologdan beklentimiz, bütün her şeyimizi alsın, çözsün, bitirsin, ya da okuldaki rehberlik öğretmeninden adı her neyse değil. O bize bir kapı aralayacak. O kapıdan yine yürüyecek. O ışığı bulmaya çabalayacak. Yine biz olmalıyız. Kesinlikle. Kesinlikle. O bize yol gösterecek. O yolda da var olacak kesinlikle. Yani okul ayağı oradaki rehberlik servisidir her zaman. Ebeveyn de var olacak ama üçüncü bir göze ihtiyaç var. Objektif olarak sürece yaklaşabilecek bir göze ihtiyaç var. Son bir soru soracağım. Çünkü bir saati bir tık geçtik. Seni de daha fazla yormak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok da hiç hazırlanmamamıza rağmen benim nazarımda gayet Ben güzel bir program oldu. zaten çok özellikle çocuk ve eğitim hakkında konuşmaya bayılırım. Böyle seninle konuşmayı da sevdiğim için güzel oldu, keyif alıyorum yani gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Dinleyenlerin de keyif aldığına eminim. Araya bir şey söyleyeceğim. Ergenlikle ilgili konuşalım denilmiş ama şimdi Çisem okul öncesi öğretmeni. Evet, psikolojiye şey duyuyor, bir sempati duyuyor ama bununla ilgili bir eğitim, hani okul anlamında eğitim yok. O yüzden de bizim için biraz iddialı olur bu konulara Evet. girmek. Ama ben o konuyla da ilgili sürpriz bir konukla yakın zamanda karşınıza çıkacağım. Bir takım vaatler. Sen Sorumsa çok şuydu. Ha, pardon, çok özür dilerim. arkadaşımla konuşuyorduk. Onun da ilkokul seviyesinde öğrencileri var. Şöyle düşündüm diyorum ki ben yani o kadar çok okul erken çocukluk dönemine odaklanmışım ki sonrası gerçekten bende biraz eksik. O yüzden sizi doğru yönlendiremeyebilirim. Herkes bildiği işi yapsın. O yüzden diğer konuda bence bununla ilgili güzel şeyler öğrenebilirsiniz. İnşallah ikna edebilirsem onu. Mesela okul öncesi eğitimi deyince bizim aklımıza başka bir gelen, o burada olmadığı için dikkatimi çekti. İşte atıyorum, bu yine aslında, bu ben bilmediğim için soruyorum bunu. Gerçekten bilmiyorum. Atıyorum, benim okulumda işte şey var, spor var. Spor için bir öğretmen geliyor. Gerçi sporu ayrı tutalım. O her yerde var ve olması gereken ve ben çok başka bir şey. Drama var, resim var, heykel atölyesi var, şu var, bu var. Hepsine başka öğretmenler geliyor. Robotik kodlama da var. İşte şunu da vaat ediyoruz. Müzik de var. Her şey var. Bu iyi bir şey mi? Bu olması gereken bir şey mi? Bu hemen park ediyorum. Yeni bir şey açıyorum. Bir tane yine Marmara Üniversitesi okul öncesi mezunu bir arkadaşım var. O hep şöyle, onun şu cümlesi hiç aklımdan çıkmıyor. Bir öğretmen zaten iyi bir tiyatro oyuncusu kendi içinde. Hani profesyonel eğitim olarak değil. İşte bir şey tıngırdatmalı, tıngırdatabilmeli. Hani iyi bir işte hikaye anlatıcısı olmalı zaten. Hani all in one gibi düşünmeli. Hani gidip bunların hepsini profesyonel eğitimde alması mümkün değilse de bunlara yatkınlığı olan kişi okul öncesi öğretmeni olmalı. Hangisi doğru? İkisi de doğru. İkisinin de evet ikisi de doğru. Yani eğitimi mesela okul öncesi eğitimi diye okuduğumuz ve öğrendiğimiz şey pedagojik formasyonun yanı sıra aslında bizim üniversitelerde hedeflediğimiz yani yapmayı hedeflediğimiz şey. Biz dramada öğreniriz, müzikte öğreniriz, bir enstrüman çalmayı da öğreniriz. İşte yaratıcılık atölyeleri de öğreniriz. Hepsini deneyimleriz yani. O vaat edilen her şeyi deneyimleriz. Ve okul öncesi eğitim programında çocuğa kazandırılmak istenen şeylerin bunlar yoluyla kazandırılması amaçlanır. Bir kazanımın drama yoluyla, bir kazanımın işte spor yoluyla, bir kazanımın bambaşka bir alan yoluyla kazandırılması amaçlanır. Zaten bu çeşitlilikte olması gerekir verilen eğitimin. Diğer şeyde şimdi bu çeşitlilikte olmayabilir her zaman. Ve erken şu önemli.
neden diğeri de doğru? Olabildiğince farklı alanlarla deneyim yaşamış olması kıymetli erken çocuklukta. Çünkü bir eğer a keyif aldı diyorsak o alana yönlendirmemiz kolaydır. Çünkü çok şekillenmediği için böyle ona yön vermemiz kolaydır. Çocuk deneyip deneyip ama hepsini aynı anda tabii ki devam ettiremez, imkansız ya da hepsinden aynı derecede verim alamaz. Bir kere bu bekler, yani bunu kabul etmek lazım. Spor dersinden çok keyif alıyorken dramadan o kadar keyif almayıp oraya katılmak istemeyebilir. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım sürecin başında. Ve çocuk her birini deneyimlediğinde "Aa ne güzel, bak onu da deneyimledi, bunu da deneyimledi" olarak bakabiliriz. Ama buradaki devamlılık nasıl olacak işte? Yani bunu çocuğa zorlayarak mı yaptırıyor? Buna kesinlikle katılman gerekiyor ve bununla kesinlikle başarılı olman gerekiyor gibi mi yaptırıyor, yoksa buna sadece bir deneyim olarak mı bakıyor? Yani çocuk küçük yaşta bunu bir deneyimlesin. Keyif alırsa bunu aileye iletiriz. Aile isterse bunun üzerine gider, istemezse gitmez gibi mi bakıyor? Burada yani ince çizgi o olması lazım. Öyle okullar hepsini söylüyor. Diyor ki "ben bunu da veriyorum, bu dersi de veriyorum." Hepsine böyle sene sonunda gösteri yapmak için çocukları zorluyor. Yani onu böyle başına soka soka öğretmeye çalışıyor. Bu yanlış. Çünkü her çocuğun yani 8 tane bambaşka zeka alanı var diyor Gardner mesela. Yani her çocuğun her bir alanda keyif alması imkansız. Dolayısıyla yani ona oradaki ince çizgi okulun yaklaşımı. Yani bunu verirken nasıl bir yaklaşım sergiliyor? Deneyimliyor. Bir şey, farklı bir alan görmüş oluyor gibi bakıyor. Öyleyse güzel, gitsin bir baksın, belki hoşuna gidecek. Sonrasında belki siz bu konuyla alakalı onu desteklemek isteyeceksiniz. Belki bir yeteneğini keşfedeceksiniz. Bu açıdan iyi, erken keşfetmiş olacaksınız. Ama diğer şekilde ise çocuğa ciddi bir sorumluluk yükleniyorsa bunun ileriki zamanlarda, ileriki yaşlarda ciddi kişisel gelişiminde dönüşleri oluyor. Dolayısıyla oradaki yani uygulama tarzına bakmak gerekiyor. Anladım. Çoklu kişi, tekli kişi fark Evet. etmez. İkisi de verilebilir. Ama beklentiyi tavan yapmak yerine Yöntem. onun da aslında minik bir rehberlik, Evet. bir rehberlik olarak Oyunla. ileriye gidecek. Evet, çocuk oyunla her şeyi deneyimleyebilir okul öncesi dönemde. Oyun yoluyla, yani oyun zaten çocuğun işidir diye bir Montessori'nin tanımı var. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Oyun yoluyla birçok şeyi deneyimleyebilir. İşte buradaki yöntem oyun yoluyla olması gerekiyor. Yani bir dikte etme, öğretme amaçlı olmaması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Son dedim ama aklımdaki en büyük soruyu unuttum. Okul öncesi eğitimde din eğitimi olmalı mı? Din. Yani din. Evet, dini eğitimden bahsedilmeli mi? Bunu ilk çocuk yaradanı, işte inancı anne babadan mı duymalı? Okulda biriyle birinden duyması, yani şundan bahsetmiyorum. Burası çok ince çizgi. Oraları ben asla giremem. Sen, yani biz girmemeliyiz. İşte gitsin çocuğum orada dua öğrensin falan. Bunlardan bahsetmiyorum. Okul öncesi eğitim esnasında çocuğun bu soruları işte ki oluyor, yanıtlanmalı mı yoksa bu kısım anne babaya mı bırakılmalı? Buradakini söyleyeyim. Burada ilkokul birinci sınıfa kadar Müslümansınız, Hristiyansınız, neye inanıyorsanız inanın. Haç da takamazsınız, başörtüsü de takamazsınız. Hiçbir dini sembol, hiçbir dinle ilgili hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Birinci sınıf itibariyle din eğer arzu ederse aile tarafından seçmeli olarak alınır. Burada böyle bir şey var. İlkokul öncesinde asla yok. Evet, güzel bir soru. Sona saklı Tamam. zaman. Yatım. Bombayı Evet, attım. aklıma şöyle bir şey getirdi. Ben 2017 mezunuyum ve işte 2017 Haziran'da mezun oldum. 2017 Eylül'de bir MEP okulunda öğretmenlik yapmaya başlamıştım. Ve ilk toplantımda buna benzer bir soru başıma dert olmuştu.
Tamam o zaman, Ama boş şöyle, ver. şimdi şöyle var, bu konuyla ilgili zaten iki görüş var. Uzmanlarca kabul edilen birisi diyor ki kesinlikle verilebilir. Ailenin inancı ne yöndeyse ona yönelik bir şeyler yapabilir aile istiyorsa. Zaten buna yönelik okullar var. İşte akademiler var. Bir kısım da diyor ki yani o kadar keskin yüklemeler yapılmaması lazım. Ancak çocuktan herhangi bir soru geliyorsa aslında bunu şöyle düşünün, mesela ölüm sorusu, ölüm kavramıyla da ilgili bu çok konuşulur. Bir soru geliyorsa çocuğun sorusu cevapsız bırakılmamalı ama bu sorular cevaplanırken dikkat edilmeli. Sorduğundan fazla detay verilmemeli deniyor. Yani olabildiğince net. Yani onun anlayabileceği gibi diyeceğim ama burada da şey kaçılıyor, metaforlara kaçılıyor. İşte bir şeye benzetiliyor, ona benziyor. Ona girmeden net bir dille, sakin net bir dille, sorduğundan fazlası cevaplanmadan söylenilebilir diyor. Bu iki ayrı görüş. Bunun tamamen tercihini yapacak olan bana sorulursa ebeveynler. Yani zaten eğitimlerin dini, dili, ırkı olmaz. Bunun ayrımı, yani bunun tercihini yapacak olan kişiler ebeveynler. Ama şöyle bir durum var. Davranış eğitimi işte burada kıymetli. Davranış eğitimi denince aslında şu anda okullarda bambaşka şeyler veriliyor ama çocuğa işte karşısındakinin sınırını aşmamayı öğrettiğimizde, kendi sınırını sakin ve kibar bir dille savunmayı öğrettiğimizde ciddi bir erdemli insan olma temeli atıyoruz aslında. Buna bakarsınız bir işte ahlaklı birey olması yolunda bir temel. Yani sadece direkt ilk akla gelen yöntemlerle yapılmak zorunda değil bence. Anlıyorum. Evet. Yani hani Olabilir. bir inanç sistematiğinde hani cennet, cehennem, korku salarak değil. Aslında zaten insanlığın temelinde o davranış bilimleriyle, etikle, yine saygıyla, sınırla aktardığımızda zaten ilerleyen yaşlarda kendi aklı da erdikten sonra gerekli okumaları yaparak da devamlılığını sağlar. Ama temelin bozuk olmaması lazım. Yani ben 4 yaşındaki bir çocuğa işte Allah seni cehenneme gönderecek böyle yaparsan dersem bir yerden sonra o temel yanlış oturduğu için kimsenin görmediği yerde belki de kendi işte aklıyla böyle insanlarımız da çok ne diyecek, nasılsa şu an kimse görmüyor, bu bir tek benim, Allah da beni affeder deyip yapmaya devam edecek o işte atıyorum hırsızlığını vesaire. Evet, ben çok net aldım cevabımı. Olabildiğince Ağzına sağlık. Çok değmeden evet. Yani burada zaten hani önemli, yani şu an şey var ya, böyle geçen de bugün galiba hikayeme koydum, işte Fi dizisini izledim. İşte her şeyi çocukluğa indirgiyor, indirgiyor, indirgiyor. Aa, ben kötü biriyim. Annem beni attı kenara. Annem bana kötü davrandı. Ben de kötü olmayı meşrulaştırıyorum. Kötü biriyim, kötü biriyim. Psikoloğum da zaten yaşamış bir gerginlik. O da bir sürü eğitim alıyor ama o da kötü biri. Çünkü çocukluktan hani böyle bir dünya bence şahsım adına yok. Yani Allah bize bu aklı vermiş ki kullanabilirim. Bunun üzerine gelişimler sağlayalım. O yüzden de hani bunlar olabilir. Şeyler travmatik şeyler yaşanabilir. Ama özünde işte bunu minimize ederek elimizden geldiğince soft bir şekilde tüm temaları sunmamız lazım çocuğa elimizden geldiğince. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de heyecanla iyi, sanki şu an Umay'ı yeniden okula kayıt ettirecekmişim gibi. Hiç böyle bir lüksüm olmadı. Ben bakanım yoktu ve çocuğumu okula göndermek zorundaydım. Kimseye bir soru sormadım ve çok güvendiğim bir okula götürüp verdim de. Ama inşallah birilerine rehberlik ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese çok iyi akşamlar diliyorum. İnşallah onlar da bizim gibi keyif almışlardır. İnşallah, eminim. Senin suratını görüp keyif almayan bu dünyada yaşamasın falan diye. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bütün herkese iyi akşamlar diliyorum. Katılımcılara ve sonradan izleyecek olanlara. Hoşça kalın. Bay bay.